Evet sevgili seyirciler, seçim döneminin geride kalmasından sonra tekrar programlarımıza başladık ve kalabalık başladık. Stüdyomuzda Özdemir var. Hakkı Öztaba hocam da bugün il dışında olması nedeniyle katılamadı, özür dilerim iletti. Ama haftaya Hakkı Öztaba hocamız da burada olacak. Yine bizim de yorumlarına yer faydalanacağız. Zaten bu hafta sonu Karabük'te oynanan Karabük Spor-Bolu Spor maçında maçını Hakkı Öztaba hocamızla beraber izledik. 90 dakikayı. Ondan galibiyette taraftar olduğu gibi biz de büyük bir sevinç yaşadık inşallah. Artık bu haftada bu galibiyet serisinin devamını diyeceğiz. Elazığ maçı var. Tabii stüdyomuzda da iki tane değerli konuğumuz var. Sevgili Adem ve Luis. Hoş geldiniz diyorum ben. İkisi de çok tecrübeli oyuncu artık. Yani hem Süper Lig tecrübesi olan ve PTT 1. Lig'de de artık bütün takımları bilen, oyuncuları bilen iki oyuncu. Zorluğunu bilen iki oyuncu. Boluspor'un hedeflerini bilen iki oyuncu. Ben tabii sizlere geçmeden önce tabii hoş geldiniz diyorum tekrar. Sevgili İlhan Özdemir'e dönüp abi gerçi Karabük maçında beraber olacaktık ama senin gene sen de özel işlerin dolayısıyla son anda gelemedin. Ama özellikle Alanya maçını izledin. Alanya maçından sonra morallerimiz bir bozulmuştu. Yani 2-0 mağlup olunca gerçekten hani dedik ya acaba dedik yani tekrar istikrarsız bir şeye mi gireceğiz dedik. Tabi bu arada sevgili Can'ı da unuttuk. Luis'in Dejman'a Can heyecandan kusura bakma. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Yani yabancı olmadığın için artık senin hani aileden sayıyoruz. O yüzden takımımızın en önemli oyuncusu aslında. Efendim? Bütün yabancılara tek başına ilgileri. Tabii yani Can'ı unuttuk. Kusura bakma. Yani onun da hata bende oldu. Birazdan geleceğiz. Abi sen Alanya maçından sonra hatta konuştuk seninle buranın çok bozuktu yani. Dedin ya böyle bir şey olmaz dedin. Yani alsak dedin çok iyi olacaktı falan ama sonradan Karabük'ü yendik. Bir Alanya maçı, Karabük maçı nasıl değerlendiriyorsun? Sen televizyondan seyrettin Karabük. İki maçı da televizyondan izledim. İl dışında olmamdan dolayı. Çünkü bir hafta 10 günlük bir il dışı seyahatim vardı. İş icabı. Seminer eğitim gibi bir şey vardı. Orada oldum. Bu haftaki maça da yetişemedim. Yetişmek çok arzu ettim aslında. Alanya maçını televizyondan izledik. Hatta bir grupla bizim maç var deyince otelde gittiğimiz otelde bir grupla izledik. Hatta maçtan baştan sona kadar aslında iyi de gitti maç. Zaman zaman kopmalar yaşandı iki takım adına. Ama şunu da söylemiştik. Gol atan bu maçı alır diye de yanındaki arkadaşlarla bizler de bunu söyledik. Nitekim de öyle oldu. O maç aslında Boluspor son haftalarda kötü oynamıyor. Belki lige kötü başlamış olabilir ama şans, futbol şansı da Boluspor'un yanında olmalı bana göre. Futbol şansının olmazsa olmazı yok. Futbolda şansın olacak. Şansla birlikte tabii iyi oyunda gerekir. Boluspor iyi oynadığına ben inanıyorum. Boluspor'un ciddi anlamda bir şeylerin eksik olduğunu, o şeylerin de ne olduğunu bulamadık. Özcan Hoca döneminde de aynı bunları yaşadık. Cüneyt Hoca ile birlikte biraz daha futbolcular değişmedi ama biraz daha Boluspor canlanmaya başladı. Burada bir elektrik aldı futbolcular hocadan. Belki bilemiyorum onu. İlerleyen dakikalarda Adem kardeşiniz daha iyi anlatır belki ama önemli olan Boluspor'u biz burada yıllardır anlatıyoruz. Boluspor'da eksik olan nedir diyoruz. Rakiplerde olan bizde olmayan nedir diyoruz. Yönetimler elinden geleni yaptığına inanıyoruz. Her zaman da burada söylüyoruz ama Boluspor'un
son haftalarda bir performans yükselişini gözle görülür bir performans yükseliş var. Bu hafta da haftanın takımı oldu. Mustafa da az önce söyledi ya. Haftanın takımı lideri koltuğundan devirdi. Bakıyorsun lider olan takım çok fazla Bolspor üstünde değil. Yani kalite olarak şey olarak Bolspor'da bulunduğu yeri bu haftaki futboluyla hak etmediğini gösterdi aslında bu hafta. Geçen seneki ve bir önceki seneki zorlu lig bu sene yok gibi görünüyor aslında Adem. Bunlara da zaman içerisinde değinirsen. Çünkü bakıyoruz her sene bir takım alıp götürüyordu zaten baştan. Bu sene öyle olmayacak gibi. Samsun bir inişli çıkışlı, Karabük inişli çıkışlı, Antep Belediye keza öyle, Adana Demirspor. Yani sürekli bu sonu şu puan fikstür yarışı bana göre lig sonuna kadar 34. haftaya kadar devam edecek gibi görünüyor bu hafta. Bunu niçin söylüyorum? Bugün takımların performanslarını aşağı yukarı biliyoruz artık, gördük. Bütün takımlar en alttaki Kayseri Spor, Erciyes'te dahil, en üst birinci sıradaki Samsun'da dahil bütün takımlar aşağı yukarı eşit seviyede bana göre. Herkes her an sürpriz yapabilir. Bu lig böyle bir lig bu sene. Onun için sevgili Adem ve Luiz'e geldikleri için bu akşam hoş geldin diyoruz. Bizim programımızda renk katıyorlar. Çünkü Adem bir sene aradan sonra tekrar yuvaya döndü diyoruz artık. Tabirim doğru mu sana göre bilmiyorum ama demek ki Adem Bol'dan bir şeyler aldı. Luiz'de iki tane defans oyuncumuz var bugün. Evet. İki defans oyuncumuzun da takımımızın vazgeçilmezleri bana göre. Çünkü bu arada Bolspor'a çok şeyler verebilen futbolcular. Diğer futbolcularımız da kötü değil o anlamda. Ama bir takımı sürükleyen liderler vardı. O liderliği şu anda Adem'in iyi yaptığına inanıyoruz. Adem'e şöyle diyorum ben, bazen Adem çok rahat, Luiz'den mi rahat, geride toparlayıcı var, onun mu rahat, bunlar benim hem sorum olur hem de hem sohbet Adem esnasında. Abi Ramazan da çok rahat. Ramazan da yani çok rahat ama izliyorlarsa bizi. Luiz'in de o rahatlığı, kendi rahatlığı içerisinde takımı götürdüğünü görüyoruz. Bunlar tabii ki hem sohbet hem soru oluyor sizlere. Bolspor bu hafta Karabük, Alanya'daki rehaveti, Alanya'daki üzgünlüğü, Alanya'daki sıkıntıyı bu hafta Karabük maçıyla atlattı diyorum. Futbolcular ne düşünüyor? Ondan sonra size veriyoruz sözü artık. Evet Adem, şimdi geride kalan 10 maç var. 3 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet. 10 gol atıp 12 gol yemişiz. Biraz yediğimiz gol. Yani son haftalarda lig başı gibi çok gol yemiyoruz. Yani bizim en fazla yediğimiz gol Samsun maçı herhalde. Lig maçta 3 gol da çok kötü. Yani hani amatörce goller yedik esasında. Yani bakıldığında. Ama son haftalarda özellikle hani Alanya maçını kenara koyarsak çok da gol pozisyonuna girdik. Alanya maçı da biraz da rehavet diye de ben hani değerlendirme yapmak istiyorum. Çünkü o maça kadar biz oynadığımız 3 maçtan 7 puan almıştık eğer yanlış hatırlamıyorsam. Doğrudur. Hatta en son maçımızda Antep'te galibiyeti kaçırdık. Doğru. Yani Rikers'a gelen pozisyon hani gol olmuş olsa 3-3'le Alanya maçına çıkacaktık ama sonuçta hani o maçta takımı biraz daha rahat gibi gördüm. Belki mağlubiyeti ben ona bağlıyorum. Yani hani nasıl olsa yeneriz gibi bir düşüncede bilinç altına yerleşmiş olabilir takımın genel manada rahat olması. Hani Karabük maçında da Hakkı Hocam'la birlikteydik sevgili Alper falan. Dedim ki hani ilk 10 dakika biraz dedim ya ne oluyor? Sonra 15. dakikadan itibaren sonra dedim ki ya biz dedim yenilmeyiz. Biz dedim bu maçı yani almamız lazım. Ama 90 dakikada hak ettiğimizi düşünüyorum. Yani berabere kalmış olsaydık veya mağlup olsaydık çok üzülürdüm. Biz de öyle. Şuraya geleceğim. Geride 10 maç kaldı.
oynadık. Çok şanssız maçlar verdik. Şanslı maçımız Trabzon maçını aldık. Yani şansımız, şans dersek ona da, yani onu da hak ettiydik esasında, ama hani kaybettiğimiz şanssız puanlara bakıldığında şansımız da Trabzon maçında yaver gitti. Son dakikada da maçı aldık. 3 puan. Belki o da çok büyük bir dönüm noktası oldu Boluspor için. Yani o da ayrı bir konu, ama nasıl değerlendiriyorsun? Geride kalan 10 maç var. Özellikle bu haftaki Karabük maçı da zor oldu. Yani gerçekten yani 90 dakika işte çok büyük bir mücadele gösterdi takım. Gerçekten ben çok takdir ettim. Çok beğendim. Hiç mücadelenin 90 dakikasından da bir dakika geri kalmadı. Yani ya şöyle de bir siz yok. Yani 90 dakikanın tamamında hakem düdüğü çalıncaya kadar bütün futbolcular arı gibi koştu, mücadele etti. Nasıl değerlendiriyorsun? İlk önce başlayalım 10 maçtan. Yani kısa da olsa geride kalan 10 haftayı nasıl değerlendiriyorsun? Takım olarak beklediğiniz yerde misiniz? Bundan sonra tabii konuşacağız. Hedefler nedir? Sayın Başkan'ın hedefi ilk 6 en kötü. Savaş Bey diyor ki hedefimiz en kötü ilk 6 diyor. Şimdi başkanın hedefi o olabilir, ama Adem ne diyecek bu konuda? Kaptan ne diyecek bu konuda? Öncelikle teşekkür ederiz bizi yayına çağırdığınız için. Boluspor'un durumunu konuşmak için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi en başından başlayalım isterseniz. Evet. Lige iyi başlamadık açıkçası. Hazır başlamadık diyelim. Evet. Çünkü bir hoca değişikliği oldu. Ümit Hoca ile başladık. Sonra Özcan Öztürk'ünden bir süreç oldu. Bu süreçte gelen oyuncular oldu. Ümit Hoca'dan sonra giden oyuncular oldu. Özcan Hoca'dan sonra yeni gelen oyuncular oldu. Bir uyum süreci vardı bizim için açıkçası. Biz bunu biliyorduk. Hani 4 ve 5. haftadan sonra bizim adımıza tam anlamıyla kaldığı anlamında, kondisyon anlamında, futbol anlamında oturacağımızı biliyorduk. Çünkü birbirini tanımayan arkadaşların ve hazırlık maçı yapalım. 3 tane hazırlık maçıyla lige başladık. Evet. Rakiplerimiz 7-8 tane yaptı. Bunun sıkıntısını yaşadık. Ama bunun sıkıntısını yaşarken aslına bakarsanız futbol olarak çok geride kalmadığımız maçlarda çok şanssız maçlar kaybettik. Evet. Karşıyaka maçı 90 artıda yediğimiz bir penaltı. Altınordu 90 artıda yediğimiz bir gol. Adana Demir'de yediğimiz bir gol. Yani bunlar bizim açımızdan şanssız maçlardı. Çok kötü oynamadık o maçlarda, ama şanssız yenildik veya şanssız puanlar kaybettik. Bir yerde bir şekilde bir şeylerin değişmesi gerekiyordu. Bu tarz durumlarda genelde değişen hocalar oluyor. İşte hocamız gitti. Kimi alacağız denirken işte Cüneyt hocamız da geldi. Cüneyt hocamız da bir hava yakalandı, ama hani hocamızın da bize verdiği demek ki bir elektrik var. Biz de ondan bir elektrik alıp biz de bunu sahaya yansıtmaya çalışıyoruz demek ki. Hani sonuçta yönetimimiz Cüneyt hocayı bize layık gördü. Boluspor'a onlar kimi layık görse biz onunla çalışmak mecburiyetindeyiz. İyi de oldu. Evet. Takım bir toparlanma sürecine girdi. İyi galibiyetler aldık Urfa'da, işte ondan sonra Trabzon maçı şanssız. Evet. Şanslı galibiyet değil bence, çünkü belki de bizim Soner'in en rahat maçıydı. Evet. Yere yatmadan maç bitti. Yani şişime toplarlar. Futbol şansı açtı yani. Aynen kesinlikle. O maçı da berabere bitirseydik. Bitebilirdi. Yani üzülecekti. Aynen. Biz manasına yitirdim. Yoksa hak ettiğimiz bir maçtı. Mutlaka. Futbol şansımızda. Üzülebilirdik. Evet. O maçta yanımızdaydı. Tevfik kardeşimizin de ayağına sağlık. İyi bir futbol oynadı. Ondan sonra işte bir Alanya maçı geldi biz. Antep'ten sonra Alanya maçı geldi. Alanya maçıyla ilgili söyleyecek hiçbir şeyimiz yok açıkçası. Ne benim, ne Luis'in, ne de hiçbir takım arkadaşımın söyleyecek hiçbir şey yok. Tek söyleyeceğimiz şey ne kadar geçerli olur, özür dilemektir. Evet. Çünkü hani özür de kabul edilir mi onu da bilemeyiz. Çünkü iyi veya özür şanssız, kabul edilir. Bu hafta Elazığ'ı yenerseniz özür kabul edilir şanssız, yani. Şanssız bir futbol da değildi. Evet. Kötü bir futbol oynadık açıkçası. Bunu çok net belirtmek istiyorum. Evet. Belki de dediğiniz gibi kendi içimizde bunu yaşamadık, ama belki dışarıya biz bu rehaveti verdik. Evet. Hani biz bunları nasıl yeneriz? Evet. Onun bir rahatlığı verdi belki takımın üstünde. Hani dediğim gibi bireysel anlamda bunu yaşamayabiliriz, ama belki de içimizden biz bunları nasıl yeneriz düşüncesi vardı. Bu futbolun acıması yok. Öyle yaptığınız zaman en küçük takım gelip en büyük takımı yenebiliyor. Alanya küçümsemek adına söylemiyorum. Ama biz Alanya maçında belki de Boluspor'un bu sene oynadığı en kötü futbol oynadık. Evet. Hazırlık maçları dahil. Evet, İlk hazırlık maçımızdan ligin 10. haftasına kadar geldik. En kötü futbolumuzu oynadık. Bunu telafi etmek adına, ama bu bize bir tokat oldu. Çok da iyi oldu. Ya ben de o şekilde değerlendiriyorum mesela. Yani bu tokadı 8. 9. hafta yemek bizim adımıza iyi oldu. Evet. Demek ki bu ligde rehavete yer yok. Görüyorsunuz Erciyesspor son 2 maçta 6 puan kaldı. Deplasman'da yendi bu hafta. Evet. O Denize gidip başka bir yerden puan alıyor. Galip gelebiliyor.
O yüzden bu bizim için çok iyi oldu. Evet. Bir akıllandık, kendimize geldik, bir silkelendik. Yani mücadele etmeden kesinlikle galip gelinemeyeceğini veya puan lig, veya puanları anlamayacağını. Bu lig zaten mücadele ligi. Evet. Bu ligde geçen sene Kayseri Spor ligden düşen oyuncularla devam etti. 6 maçta 1 puan aldı. Evet. Şimdi mücadele etmezseniz bu ligde var olamazsınız. Evet. Bizim takımda mücadele etmek zorunda. Ki ediyor da Allah'ın izniyle. İşte Karabük maçına bu düşünceyle gittik. Evet. Karabük maçı başlarken inanın hiçbir şey, kötü bir şey yoktu aklımda. Biz buradan yenilmeyeceğiz dedim. Hani biz kendi adımıza biz gol yemeyeceğiz dedim. Atacağız mı? İnşallah atacağız dedik. Çünkü atacak pozisyonlar ilk yarıda çok net pozisyonlar bulduk. İlk yarı en az 2-0 olurdu yani. 2-3 de olabilirdi yani. Çünkü Ankon'un da soldan gidip çok iyi 2 tane şutu vardı. Evet. Denk gelmedi. Hani onlar bir şey yaptı mı derseniz açıkçası Karabük bize karşı hiçbir şey yapmadı veya yapamadı. Çünkü gerçekten çok iyi top oynadık biz. Ben yapamadığı kanaatimde. İyi mücadele ettik. Bolspor'u fırsatı vermedi. İyi mücadele ettik. İyi pas yaptık. Evet. Bunda zeminin de çok etkisi var. Çünkü çok güzel bir zeminde oynadık hakikaten orada. Çok iyi mücadele ettik ve sonuç itibariyle 70. dakikada şunu, sözünü unutma, şunu söyleyeceğim. Ben zemin falan deyince gerçekten stat güzel bir stat. Çok güzel, evet. Boluspor'un bir özelliği var. Boluspor iyi statlarda, iyi zeminlerde iyi top oynar. Bunu da zaten gösterdi. Aynen. Belki zaman zaman hani şahit oluyoruz. Mesela buradaki zemin çok iyi olduğu zaman hani yaz dönemi falan oluyor. Evet. Böyle hani kış dönemine zaten hani fiziğe dayalı oynuyorsun. Mutlaka. Ama mesela zemin çok iyi olduğu zaman Boluspor bir sorun yok. Kesinlikle. Ama sıkıntılı zeminlerde, çünkü Boluspor tarihi geçmişinden beri futbol oynamaya çalışan bir, yani öyle oyunu çirkinleştirip işte zaman geçirip oyunu strese sokup puan alma düşüncesi yoktur yani. Geçen sene de mesela ben en çok eleştirdiğim oyunculara diyorum, yatın Allah aşkına, yok oyunu Reha Hoca'ya biz oyun çizgini yetiştirmeyeceğiz. Ne kadar yat dersen yat de, futbolcu o maçın havasına girdiği an kulübede bile söylüyor. Hoca diyor ki ileriye gideyim diyor. Duymuyor futbolcu. Artık bir süre sonra o maçın inanılmaz bir konsantresine giriyor. Kesinlikle. Futbolcu. Yani burada şey yapmıyor. Ama Adem, tabii ki konuşmana devam ediyorsun. Boluspor'da bir iç saha sıkıntısı var mı futbolcularda? Biz bunu kaptanlara soruyoruz. Yok yok. Biliyor musun? Anlıyorum. Biz mutlaka. İç sahada zor maç alıyoruz. İç sahada biraz futbol adına rahat oynayamıyoruz. Rahat yani. Oynayamıyoruz gibi bir görüntü geliyor. Biz izlerken bunu, siz nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama biz dışarıdan bunu böyle görebiliyoruz yani. Geçmiş yıllarda mesela, bu sene de aynı şekilde. Sözünü kestim abi. Mesela Antep'te son iki maça bakarsak, Antep'te ve Karabük'te, mesela Karabük'ü canlı izledim ben, çok rahattı takım yani öyle bir, ama Bolu'daki maçlara çıkıyoruz böyle yani diyorsun ki Allah Allah, geçen hafta seyrettiğim gene iyi oynuyor ama deplasmanda o böyle rahatlık yok yani, onun sebebini neye bağlıyorsun? Şöyle cevap vereyim. Yani deplasmandaki kadar rahat olsa belki daha çabuk goller mutlaka yani. Mutlaka şöyle bir şey söyleyeyim, bizim içeride oynadığımız Altınordu maçı, evet, işte 1461 maçı, ondan sonra Alanya maçı, ki onu dediğim gibi bir kenara koyarsak, dışarıdaki takımlar bize üstümüze geliyorlar. Biz üstümüze gelen takıma karşı çok rahat pas yapıp çok rahat futbol oynayabiliriz. Ama içerideki takımlar bize daha çok kapandıkları için belki o kilidi açmakta biraz zorlanabiliyoruz. Evet, bu gözleminiz doğru olabilir. Hani dediğim gibi içerideki takımlar bize belki kapanıyorlar biraz. O kilidi açmada biraz zorluk yaşayabiliyoruz. İnşallah bunu bundan sonra yaşamayız ama dediğim gibi kapanan takımlara karşı biraz daha zorlanabiliyoruz demek ki. Hani bu kanıya varıyoruz biz de bu şekilde. Ya işte Bolu'ya gelen takım ilk önce bir puan hedef. Kesinlikle yani. Kesinlikle. Şimdi Altınordu dediğim gibi Trabzon yani bize karşı tek forvetle uzun şişirerek pozisyon, kontra ataklarla pozisyon bulmaya çalıştılar. Bunları açmada biraz zorluk yaşadık. Evet. Keza Urfa maçı işte. Evet. Çok iyi başladık Urfa maçı. 33 saniye ben dedim ki tamam, maç bitti bizim için. Çünkü baktım sağlı sol 33 saniye ikinci kornerimizi atıyorduk. Evet. Dedim ki bu maçın bize karşı dönüşü olmaz Allah'ın izniyle, ki o maçta öyle bitti. İçeride zorlanıyor muyuz? Bence pek zorlanmıyoruz. Hani ama dakika 70'te maç 0-0 gidiyor. Keza 90. dakikada 3 tane maç kaybetmişiz. 2 beraber bir mağlubiyet almışız. Bir tane maç kazanmışız. Maç 90 dakika. 96-4'te hakem düdüğü çalmadan maç bitmiyor. Yandan gelen küfürler bazı genç arkadaşlarımızı
demoralize edebiliyor, etkilenebiliyorlar. Ha, etkilenmeleri doğru mu? Kesinlikle doğru değil. Ama tabii gençliğin verdiği şeyle, o konuşmalarla böyle biraz etkilenebiliyor. Bu bahane mi? Kesinlikle değil. Bu sadece taraftarımızdan çok küçük bir ricamızdır. Hani dakika 70, 75, 80. Çünkü takımımız artık o saatten sonra gol atmak için bastırıyor. Belli, evet. Yükleniyor. Yani yüklenirken hata da yapabiliyorlar. Evet. Topu yanlış yere atabiliyorlar. İstedikleri pası atamayabiliyorlar. Evet. Bu olduğunda kenardan gelen hani sitem illaki olur ama küfürler onları bozabiliyor bazen. Bu da onları etkiliyor biraz. Taraftan da tek ricamız hani bu sistemlerinde biraz daha yapıcı olurlarsa çok seviniriz. Hadi koçum hadi aslanım dese. Kesinlikle. Bence... Biz çünkü içeride onu diyoruz. Çünkü evet. biliyoruz ki bir sonraki pozisyonda bize yapacak yine aynı arkadaşımız. Yani evet. bize gol yaptıracak, asist yaptıracak yine aynı arkadaşımız. Zorlanıyoruz kısmında bu şekilde cevap verebilirim. Hani kapanan takımlara karşı kilidi açmakta biraz zorlanabiliriz. Bu doğrudur. Evet. Ki bu ligde herkes zorlanır bence kapanan takımlara karşı. Geçen hafta Karabük Samsun'da 9 kişi kaldı. 20 dakika. Evet. Defans yani tek yani aynı öyle vurdu. Aynen. İleri vurdu. Topun gelmesi 30 saniye. İleri vurdu. Topun gelmesi 30 saniye. 20 dakikada 5 dakika, evet. 10 dakika harcadılar bu şekilde. Evet. Evet. O yüzden o dediğinize de bu şekilde cevap evet. vermiş olabilirim herhalde. Evet. Evet. Bu evet. Spor az önce zeminden bahsettiniz evet. Karabük Sarı. O spor bizim şey stadının zemini sizce nasıl? Stadın zemini doğru konuşmak gerekirse bir Karabük, bir Adana Demirspor'un Adana'nın stadı Denizli gibi, stadı, Denizli gibi stadı gibi değil açıkçası. Biraz daha yumuşak, yer yer bozukluklar var. Yağışlı havalarda biraz daha ayak battığı zaman daha yorucu oluyor. Tabii kesinlikle. Yağışlı havada bizim mesela giydiğimiz kramponlar çivili olması gerekiyor burada. Evet. Yoksa öbür türlü ayakta durma ihtimalimiz çok zayıflıyor. Evet. Evet. Zeminin de futbola büyük katkısı var. Kesinlikle. Yani kesinlikle katkısı var. Evet. Abi bir reklam arasına gidelim. Reklamdan sonra zaten Lüiz'le konuşacağız. Yani Lüiz'le ilk bölümü Adem'le tamamladık. Sevgili izleyiciler, bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra tekrar programımız devam edecek. Elliye varan indirim. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, oturma grupları, kanepeler. %30, %40, %50 indirim. Murat Ticaret Gölyüzü'nde. Evet, tekrar birlikteyiz. Tabii ikinci bölümde Louis Can ona ilk bölümün harfiyen evet. şeyini yaptı, tercümesini. O da Boluspor'da artık taraftarın yakından tanıdığı gerçekten. Diğer oyuncuların olduğu gibi Luiz'e de büyük sevgi gösterisinde bulunuyorlar zaten. Ve oynamadığı maçlarda da herkesin gözü Luiz'i arıyor. Yani Luiz var nerede diye herkes soruyor. Şimdi Luiz evet. geçen sene geldi. Bu sene Luiz bizim için Boluspor'un vazgeçilmezlerinden bir tanesi oldu. Luiz'e şunu sormak istiyorum. Yani defansta olmazsa olmazlarımızdan olmaya başladı. Takım arkadaşlarıyla yani gerideki daha kaleci de dahil anlaşmaları nasıl? Zorlandığı taraflar var mı? Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje, pelo convite. Quero agora que a convivência com os jogadores aqui em Boa são muito boas. Tenho aqui 7 anos de Turquia, sempre fiz bons companheiros em clube aqui, igual em Boa Esporte. E a equipe, vamos ver, né? Defesa está muito boa. Eu conheço o Ramazan, sempre joguei contra ele, Adem sempre contra. Eu sempre observava os estilos de jogando contra. Hoje tenho a oportunidade de estar jogando com eles juntos. Acho que nós outros estamos bem, comunicamos bem, em treinamento estamos bem. Isto que importa. Isto. Öncelikle tekrar teşekkür ederim bizleri buraya çağırdığınız için, burada bize konuşma fırsatı verdiğiniz için. Sorunuza gelirsek iyi oyun, yani hepsiyle uyum iyi olduğunu düşünüyorum. Yani hep iyi futbolculara sahip olduğumuzu düşünüyorum. Ben 7 yıldır buradayım. Boluspor'da da böyle oldu. Hep iyi takım arkadaşlarım oldu benim.
Yani bizim Boluspor için de konuşmak gerekirse Ramazan ya da Adem hep karşılarında oynadım ama şimdi de beraber oynama fırsatı buldum. İyi oyuncular mesela. Defans olarak iyiyiz. Kalecimiz de iyi. Yani takım olarak iyiyiz. Yani iletişimimiz de çok iyi. Bence yani daha da iyi olacak. Takıma güveni ve sezon sonundaki başarısını nasıl görüyor? %100. Yo sempre en minha carreira sempre tenho confiança em onde estou jogando, sempre entro em campo 100% e acreditando na minha equipe. Eu acho que este o jogo vamos vencer, temos que vencer porque jogamos em casa. Isso estamos treinando muito bem. Este é meu objetivo, sempre estar ganhando 3 pontos. Yani yüzde olarak ben %100 her zaman %100 olarak düşünüyorum. Tüm kariyerimde de bu şekilde düşündüm zaten. Yani sezon sonu için yani her maçı en azından kazanarak gitmek istiyorum. Yani bu benim tarzım bu şekilde. Bir sonraki maç için de aynı şekilde içeride oynuyoruz ve kazanmak istiyoruz. Sezon sonuna kadar da %100 ile gideceğimize inanıyorum. Can, bir de kent Türkçesiyle öğrenmek istiyorum. Türkiye'ye kaç yıl oldu geleli? Az önce konuşmuştu. Hangi takımlarda oynadın? Onu söyleyebiliyorsun galiba. Tamam. Ben burada 7 yıl. Ben bir takım Ankara Gücü, Kasımpaşa, sonra Buca, şimdi bu Bolu, Bolu Spor. Evet. Sevgili izleyiciler, Luis sadece Türkçe'yi öğrenmedi değil. Yani tercümanla kendi işini görecek kadar Türkçe biliyor. Ama bazı konularda tabii tercümana ihtiyacı olduğu için konuşuyor. Biz de bu memnun ediyor. Geliyor Türkiye'de Türkçe öğrenmeden gitti demiyoruz yani. O anlamda sizi tebrik ediyorum. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Brezilya'ya gitse de bir bol mu? Köke suyundan içmiştir mutlaka. İçtiyiz. Olandık. Eşi de Türkçe konuşuyor. Eşi de mi konuşuyor? Eşi de Türkçe biliyor. Çok az. Ama İngiliz var. İngiliz ama çok az. 3 aylık. Oğlum Allah bağışlasın. 4. Yayın yavaş. Peki. İşin esprisi. Süper Lig'de gönlünden hangi şampiyon geçiyor? Biraz da olayı. Nasıl yani? Luis'in gönlünde Süper Lig'de hangi takım şampiyon olsun dedi. Bu sezon? Bu sezon. Süper Lig'de. Ben seviyorum Beşiktaş bu sezon. Ama Beşiktaş inşallah şampiyon. Ama bu bizim televizyon komple seviniyor o zaman. Yani. Herkes Beşiktaşlı burada. Ama bu lig çok iyi. Galatasaray, Fenerbahçe. Evet. Ama bu çok Galatasaray, Fenerbahçe şampiyon. Bu normal bir tane Beşiktaş. İyi takım. Beşiktaş iyi takım. Peki. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi bu hafta Elazığ'la oynayacağız. 17 puan var. Bizim 13 puan var. Yani yenersek aradaki puan farkını indireceğiz. Yenersek Allah açılacak. Bunu kendi aranızda mutlaka konuşuyorsunuz. Sayın Başkan'la da konuştuğumuz zaman Allah dedi. Yani Mustafa dedi, futbolcular mı dedi? Başkanım ne yapacağız işte? Puan durumu dedik böyle. Onu dedi artık biz. O da elinden geleni yapıyor gerçekten başkan bugün. Ben hani şey için söylemiyorum ama gerçekten başkan olduğu günden itibaren yani Boluspor'un başarısı için maddi manevi sağlık yönünden de hatta yaşadığım bir olay anlatayım ben. Karşıyaka maçından önce TRT çekime geldi burada. Sayın Başkan'la da röportaj yapıyorlar. Orada Bilgi Hanım var, Bilgi Orasan. Karayip maçında da beraberdik onunla yine. Ya dedi başkan geldi mi dedi. Ya dedim başkan cezalı gelemiyor maçlara 75 gün. Dedim o maçta sizin geldiğiniz maçta bir ceza almıştık. Röportaj yaptı başkanla. Savaş başkanla. Bitti. Kamera kapandı. Dedi ki ya sen başkanım dedi sen bırak dedi. Öleceksin yani Boluspor dedi. Ya Boluspor'un derdi ne dedi öleceksin sen dedi. Kalacağım bir yerde. Yani o başkan röportajlarında konuşmalarında dahi hani Boluspor'a ne kadar yani konsantre olduğunu ortaya koyuyor. Kesinlikle. O da artık Elazığ maçından diyor ki yani Alanya maçını unuttum. Boluslar da unuttu. Bir daha hani mağlubiyetler olacak diyor. Bunlar doğal ama Alanya maçı gibi mağlubiyet istemiyoruz artık diyor. Siz Elazığ maçı 17-13 kendi aranızda çünkü önemli bir maç mutlaka. Mutlaka çok önemli. Önemli var. Yani Alanya maçını almış olsaydık hani belki beraberlik
puan kaybı hadi derdik bir telafisi olur. Ama şimdi bu maç önemli maç. Kaptan sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani deplasmandan galibiyet öldünüz. Taraftarlarımız da yani bu sezon gerçekten onlar da geçen sezon da aynı şeyi söylüyorlardı. Yani ya hani Bolu Spor'da gerçekten adamı götürecek maçları oynuyor ya. Yani kalpten gideceğiz yani son saniye yapıyoruz diye yiyoruz. Yani bir şey olmuyor yani rahat rahat böyle bir şey seyredemedik daha yani onu söyleyeyim kaptan. Da, bu değerlendirme yani bu durum 17-13 aradaki puan farkı bu haftaki maç çok önemli. Biz de kendi aramızda bu maçın önemine değiniyoruz. Mutlaka konuşuyoruz arkadaşlarımızla. Çünkü aynı böyle bir maç oynadık dediğimiz gibi. Alanya maçı da böyle bu şekildeydi. Gelseydik belki biraz alt taraftan kopup üst tarafa daha fazla yanaşacaktık. Bu sefer de 17 puanla Elazığspor'a karşı oynayacağız. Bizim 13 puanımız var. Dediğim gibi Alanya maçında yediğimiz tokadı biz unutmadık. Unutmayacağız da. Çünkü o bize bir ders oldu. Çok iyi bir ders oldu. Bu dersimizi biz Karabük'te çıkardık. Burada da inşallah ona bir yıldız atacağız o dersimize. İnşallah. Yani Elazığ maçı bizim için yukarıya oynama adına çok önemli bir maç. Yani yıllardır belki de taraftarımızın gelmeme konusu Boluspor'un hep 13, 15. 14. 12. sıralarda belki ligi bitirmesi. Yani Boluspor zaten 12. 13. olacak. Yani herhangi bir hedefi yok. Ama bu sene gerçekten hedeflerimizi en azından ilk 6 hedefimizi gerçekleştirmek adına belki de sezonun en önemli maçına çıkıyoruz ilk yarı. Çünkü ilk yarı toplayabildiğimiz en maksimum puanı toplayacağız. İkinci yarı lig daha zor olacak. Herkes takviye yapacak. Herkes daha farklı hazırlanacak maçlara. Evet. Biz ilk yarı Allah'ın izniyle toplayabildiğimiz en iyi puanı toplayacağız. Başkanımız da evet yani 75 gün hak mahrumiyeti aldı ama Trabzon'da yaşanan olaylardan sonra bugün 28 gün hak mahrumiyeti verildi. Evet. Şimdi bakınca aynı şey mi? Kesinlikle değil. Bu lige fazla bir başkanımız var ama gerçekten yönetimimizde, başkanımızda ellerinden geldiğince evet. Bolu Spor'un da mesailerini harcıyorlar. Belki kendi işlerinden, kendi özel işlerinden mesailerini arttırıp Bolu Spor'la ilgileniyorlar. Ben başkanımızın cezalı olmadan önce hatırlamıyorum ki bir maça gelmediğini. Her maça yaklaşık 10-12 tane, 15 tane yönetici arkadaşıyla birlikte. Yani çünkü birbirleri arkadaşlar. Öyle bir ortam oluşturdular bize de. Onlarla birlikte her maça geldiğini görüyoruz yani. Onların da bizim yanımızda olması bize çok büyük güç veriyor. Dediğim gibi bu lige gerçekten fazla bir başkanımız var. Biz de onu bu ligde tutmak istemiyoruz Allah'ın izniyle. Evet. Bu seneki dediğimiz gibi ilk önce hedefimiz ilk altı potasına öncelikle girmek. Ondan sonra oraya girdikten sonra orada devam edip gidebildiğimiz en üst seviyeye çıkmak. Evet. Çünkü gerçekten bu kalitede oyuncular var burada. Devresinde yani mutlaka takım yok şu anda bakın. Yani hiçbir takım yok yani. Samsun'a mağlup olduk ama yani Samsun o maçta çok aman da 3-0'lık galibiyeti hadi galibiyeti hak etmiş olabilir ama 3-0 bence kesinlikle. Yani çok kötü goller yedik. Yani amatör takımı niye yemeyecek? Aynen öyle yani çok gerçekten kötü goller yedik. Hani orada belki bizim hatamız çünkü Alanya maçı kesinlikle bizim hatamız çünkü hem takım forvetten başlıyor defansa kadar geliyor. Ya takım olarak tabii. Kesinlikle takım olarak ama yani mutlaka hani olmaz. Oradan gelen bir şey bizim bu şekilde karşılamamız lazım. Orada da bizim belki de bir öz eleştiri yapmamız lazım kendimize. Evet. Daha dikkatli evet. olmalıyız. Evet. Her açıdan. Evet. İşte inşallah bu hafta Elazığ maçında bunların hiçbirini yapmadan size ve seyircilerimize de rahat bir maç izlemek istiyoruz. İnşallah 2-0 3-0 ama dediğimiz gibi 1-0'a 3 puan veriyorlar bize. Ama 1-0'da stres yapıyorsunuz. Başkanımız da stres yapıyor. Biz bu stresi yaşatmak istiyoruz. O da diyor bize bir rahat maç izletin artık. İnşallah bu maçta en güzeli o son saniyelerde atılan coşku çok başka oldu. Trabzon maçının son saniyesinde atılıp bir de hani belki 5-0 bitse hani onun bir rahatlığı olacak ama o son saniyede atılıp Galatasaray'dan bir maçtan aldığın tadı o maçta kesinlikle alamıyorsun yani onu söyledim. Bu maçta da inşallah taraftarımız da gerçekten Karabük'te evet. çok iyiler. Gerçekten çok iyiler. Daha önceki tabii. maçlarda da geldiler. Alanya maçının belki kırgınlığı olabilir işlerinde. Evet. Ama biz bunu Karabük'te onlara bir özrümüzü kabul ettirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah bu maçta tribünleri doldurdukları zaman çünkü biz taraftardan aldığımız güçle daha iyi motive oluyoruz. Daha iyi rakiplere gidiyoruz ve rakiplere daha çok baskı kuruyoruz. Onlardan da tek isteğimiz bu hafta gerçekten hani daha fazla gelmeleri tribüne ve bizi daha iyi desteklemeleri. Luis'e bir soru soracağım şimdi. Şöyle
Karşıyaka maçından sonra çok konuşuldu bu konu çünkü. Rakip hocalar forvetlerine aynı söz, yani ben sadece konuşulan özellikle, yani oturup bir araya geldiğimiz zaman konuşulan konuyu aktarmak istiyorum. Luzin'in de belki gelmiştir kulağına veya gelmediyse bilgisi olsun. Rakip hocalar Boluspor maçına çıkarken forvet oyuncularına diyorlarmış ki 90 dakika Luzin üzerine oynayın. Atın kendinizi, çünkü Luis her an sizi düşürebilir. Her an sert müdahale yapabilir. O yüzden üzerine oynayın. Necati'nin de söylediği, hocamız yani hani bana devamlı söyledi. Ben de kendimi attım profesyonelce. Hani Luis orada dokunma. Zaten alık çekimde de şu, yani defalarca değil. Siz de Luis'i zaten ayak bile en yakın ayak yeri 5 santim yani. Hani o kadar hiç dokunmamış yani. Hiçbir şey yok ama hani Luis bunu nasıl değerlendiriyor? Rakipler biraz Luis'in üzerine oynuyorlar mı? Rakip forvetler. Çünkü Antep maçında da bence haksız bir kırmızı kart. Yani hiç olmayacak bir kırmızı kart. Hiçbir şey değil. Ama nasıl değerlendiriyor? Böyle bir şey duydu mu? Veya böyle bu nasıl bir değerlendirme? No había algo como este. Yo acho que los entrenadores tienen que pagar los para seus jogadores, né? Normalmente. Mas eu acho porque eu tenho uma característica muito forte dentro de campo, entende? E eu quero sempre ganhar. Não quero errar. Então, eu acho por isso que os treinadores falam sobre mim isso dentro de campo, porque eu quero 100%, 100%. Isso é um pouquinho erro que eu tenho por mim dentro de campo, porque eu quero 100%, sabe? Às vezes algumas pelotas podia ser mais tranquila, mas este é meu jeito de ser dentro de campo, entende? Mas isso acho que de futebol, defensor, sempre vai estar sofrendo alguma coisa. Mas eu acho que os árbitros estão pegando muito em meu pé, acá. Yani ben öncelikle böyle şeyler daha önce duymadım. Bilmiyorum ama hocalar tabii ki konuşacaklar bu şekilde. Yani sert oynuyorum, bunu da kabul ediyorum. Çünkü sürekli galip gelmek istiyorum. Yani bu belki benim bir hatam olabilir ya da ne bileyim benim kötü bir yanım olabilir ama hani elimden gelmiyor. Yani kaybetmeyi sevmediğimden diyebilirim açıkçası. Evet. Şimdi bazen tabii biraz yani hata daha... olsun, hata yapıyor diye söyle zaten konu o değil. Yani Luis biraz hani nasıl diyeyim, hani adı çıkacağına canı çıksın diye, yani dokunmasa bile mesela Necati'ye dokunmadı. Yani bu aşikar. Ama Necati yedirdi hakem. Yani o yüzden diyorum yani Luis bunları nasıl değerlendiriyor? Şu konuyla ilgili, yoksa hatadır demiyorum. Yani neticede futbol bu. Sertçe girecek, düşürecek de bunlar doğal. Yani bunlarda herhangi bir sıkıntı yok. Este normal, cuando estaba en Buya, acontecesse a mesma coisa, sabe? Sempre os jogadores, Luis, vai um pouco devagar porque os árbitros estão mirando em tu. Eu acho que é um pouco também dos árbitros, entende? Tem que ficar mais acerca do lance para mirar, certo? Antes de dar o apito, entende? Eu acho que é um pouco erro também de árbitros porque está muito distante para ver o lance. Yani dediğim gibi işte bazen mesela daha rahat olabileceğim, evet, toplarda hani daha sert davranabilirim. Yani bir defans olarak hani bu benim özelliğim, ben biraz yakın oynamayı, evet, daha sert oynamayı, hani daha forvete ya da işte hücum oyuncuları daha baskı altında tutmayı seviyorum. Çünkü bir mesafe vermek benim tarzım, evet, değil. Yani Buca'da oynadığımızda da aynı şeyler oluyordu. Benim takım arkadaşlarım diyorlardı bana hani Luis hakem seni izliyor. Hani biraz daha sakin o gibisinden ama elimden geleni bu kadar. Bazen sert oynamak iyi oluyor aslında. Ceza sahası içinde olmadığı sürece, evet, kaçıyor forvetler. Evet. Çünkü bakıyor bu bir iki ısırıyor, üçüncü de öbür tarafa geçiyorlar. Şimdi Luis'le ilgili de şöyle bir espri yapıldı. Can tabii söyleyecek. Yani özellikle Karşıyaka maçından sonra dokunmasa bile artık Luis yanından geçse adam kendini atıyor. Diyor ki yani Luis işte yani düşürdü beni hesap. Yapmıştır. Yalancı çoban hikayesi. Yani nasıl hani atıyorum, bazı Türk futbolunda bazı oyuncular var. Aynen. Hani isim vermek çok doğru değil şimdi. Şimdi işte o yüzden hani hatta İlhan abiyle falan da konuştuğumuzda ya dedik 85. dakikadan sonra Luis'i orta sahaya aldım. Orta sahadan bir yerde mi? Ya düşüreceksen de orta sahada düşür. Yani hakem düşürdü, kararını vereceksin de orta sahada düşürsün de. Hiç olmazsa penaltıydı. Yani çünkü hani gerçekten
hani nasıl diyeyim yani çok enteresan kararlar verebiliyor hakemler. Bu yüzden dedim. Yoksa hani Luiz'in oyun tarzı, Luiz'in yani gayet güzel oynuyor. Hiçbir sıkıntı yok. Yani o. Ama ben sadece acaba geldi mi kulağına yani böyle bir şey, gelmediyse bilsin duysun yani. Hani rakip hocalar bak Luiz bu şekilde hani en azından bundan sonraki maçlar içinde bir kendisi bu beyninin bir yerinde bu bilgi dursun. Yani oyunda konsantre çok oluyor. Bak ondan kaynaklanıyor. Yani zaman zaman onu Adem de yapıyor. Diğer sporcular da yapıyor. Çok fazla konsantre oluyor. Yani ilerideki forvetteki oyuncu bile bu tür faulleri karşı tarafa yapabiliyor veya kendi bu şekilde maruz kalabiliyor. Ama bu sporda az önce de onu konuştuk zaten. İnanılmaz bir şekilde motivasyona giriyor yani. Bir de Luiz'in şu yönü var, yardımsever. Belki özel hayatını bilmiyorum ama özel hayatı insanın futboluna da yansıyor zaten. Tüm arkadaşlarıyla açıklarını kapatmada inanılmaz özveri gösteriyor bu konuda. Ben izlediğim Luiz böyle bir futbolu var. Bu özel hayatında da belki böyledir. Onu çok fazla bilmediğim için şey yapıyor ama futbolu bunu yansıtıyor. Sağ beki, sol beki, öndeki, önündeki stoperi veya bir öndeki ne kadar bazen çıkışları var. Hani çıkışları var ki bu bence ondan kaynaklanıyor Mustafa. İnanılmaz kendini maça veriyor. Bu maça verdiğinde de tabii insan sonuçta hata yapıyoruz ama bu hataları sadece ve sadece takımının aslında reklam arasında da konuştuğumuz gibi takımının iyiliği için yaptığını söylüyor. Onu Adem de daha iyi biliyordur zaten. Çünkü Adem de bir yüz varken ben diyor rahat çıkıyorum içeriye diyor. Bu konu gerçekten yani böyle bir takım varsa senin defans bloğunda böyle bir dörtlü top oynuyorsa zaten sıkıntıyı büyük ölçüde çözmüştür zaten futbolcular. Ondan sonra zaten defans bloğunun kalecimiz de maşallahı var. Soner çok performansı çok iyi şu ana kadar. Kötü değil. Onun için biz defansla kaleciyle çok iyi başladık. Biraz da böyle bizim orta sahamız o çocuklar kötüdür demiyorum ama biraz daha böyle bu takım oyununa ayak uydurabilirlerse takımın bireysel kişileri olmuyor biliyorsun. Takım oyununda Luiz de çok iyi oynadı. Sizler varsınız diye sizleri bugün methediyoruz ama diğer arkadaşlar da hepsi iyi arkadaşlar. Kesinlikle. Özverili arkadaşlar. Sizlerle konuştuğumuz için sizlerin performansını değerlendiriliyoruz. Farklı algılamada olmasın. Arkadaşlar elinden geleni yapar ama takım oyununa biraz daha böyle yaklaşırlarsa takım oyunu benim hatam bir başkasının hatası olarak da görülür veya takımın hatası olarak da görülür diye futbol oynadığı zaman futbolcu büyük sorunun büyüğünü çözmüş olacaktır. Çünkü gol atmakta şu var. Bu golü Adem de atsa, Luis de atsa veya Tevfik de atsa gol Bolspor'a yazılıyor. Yani gol kurallığı falan belki önemlidir, şeydir ama sonuçta takıma yazılıyor atılan gol. En iyi pozisyondaki arkadaşına da atabilir. Kendi atabileceğine inanıyorsa o da atabilir. Takım oyunu bundan geçiyor. Yoksa takım olabilen takımlar gerçekten liglerde başarılı olmuşlardır. Bunun en büyük örneği bizim 4 sene mi 5 sene önce Karabük'tü. Biz Karabük'e gittik inceledik. Nasıl yani Emenike'nin falan olduğu sene. Hatta Emenike bize de geldi. Biz de olmadı. Gitti Karabük'e gitti. İşte bir Bolspor'a geldi 100 kiloydu ama yani. Ahmet Hasan'la birlikte geldim. Şimdi bakıyoruz. O dönemki Karabük'ü inceledik. Yani inanılmaz bir hava yakalamışlardı. O havayı futbolla da yansıttılar. Birlik oldular. Beraberlik oldular. Yani o havayı diyoruz ki diğer takımların yakaladığı havayı biz Bolspor olarak niye yakalamayalım? Burada bizim eksiğimiz mi var? Sıkıntımız mı var veya yapamadığımız bazı şeyler mi var? Şimdi onu söyleyeceğim. Savaş Başkan da
destek veriyor. İnanılmaz destek veriyor ki Savaş Başkan geçmişte futbol maçlarına dahi gelmeyen birisiydi. Ta ki 2,5 sene öncesinde yönetime girinceye kadar. Şimdi bugün için bizden daha, yani biz yıllardır bu işin içinde ama bizden daha hevesli, daha bu işi benimsemiş ve vermek istediği, verebileceği her şeyi de bu takıma veriyor galiba. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Kaptan ne diyorsun bu konuda? Yani çok özverili. Savaş Başkan yok. Şimdi rahat konuş. Eleştirebilirsin de. Yok. Hani ciddi anlamda biz bakarsanız 2,5 yıldır başkanlığı, 3. yılı işte. Daha önceki yönetimlerin yaptığı gibi o da futbolspora daha fazlasını veriyor. 2,5 yıldır, 3 yıldır hiçbir futbolcunun ödenmemiş tek kuruş parası yok bu kulüpte. Bunları az destek görüyor gerçekten Bolu'dan, ben anladığım kadarıyla Bolu Spor. Başkanımız gerçekten kendi iyi niyeti ve özverisiyle gerçekten takıma çok katkısı oluyor. Hem maddi hem manevi, dediğim gibi kendi özel iş yerinin mesaisinden arttırıp geliyor Bolu Spor'la ilgileniyor. Bu manevi bir desteği gerçekten biz bunu hissediyoruz. Maddi, bunun yanında çok büyük bir maddi destek de veriyor kulübe. Yani kendi başına bir şeyler gerçekten yapmaya çalışıyor yönetimiyle birlikte. Bu yönetim başında baştan olduğu için onu söylüyorum. Gerçekten çok özverili çalışıyor Savaş Başkan. İşte dediğim gibi onun da bir ekibi var. O da bir ekip. Kesinlikle, yeni yöneticileriyle kesinlikle, birlikte. Kesinlikle. O da o ekiple tamamlıyorlar. Birlikte çalışıyor. Dediğim gibi yani biz hiçbir maçta ben yalnız görmedim. Yani 10-12 kişi, 15 kişiyle geliyorlar deplasmanlara. Bu da bize gerçekten bir motive kaynağı oluyor. Elinden geldiğince futbolcuların ödemelerini ödüyor. Dediğim gibi yani kendi geldiğinden itibaren bir kuruş kimsenin alacağı kalmadı burada. Herkesin giderken helalleşiyor. Kuruşu kuruşunu ödüyor. Ayrılıyor futbolcularla. Yani bu da Bolu Spor'u tekrar tercih edilebilir yapıyor futbolcular arasında. Çünkü piyasada erken bütün futbolcular kendi arkadaşlarıyla birbirleriyle görüşüyorlar. Konuşma halindeler. Ne diyorlar? Bolu Spor'da kimsenin parası kalmıyor. Böyle bir başkan var. Tamam diyorlar. Geliyorlar yani. Geçmişten bu yana Bolu Spor bu intibayı yarattı. Tabii ki federasyon nezdinde de Bolu Spor'un bir farklı bir yeri var. Bolu Spor'a başkanlık eden Bolu'daki değerli başkanların hepsi Bolu Spor'a bir şeyler katmaya çalıştı ve katkılar. Ve o anlamda da Bolu Spor'un futbol camiasındaki yeri bir farklı. Yani diğer kulüpler biz bundan 7 sene önce Diyarbakır 5 kuruşsuz futbolculara 1 lira prim dahi ödemeden Süper Lig'e çıktı. Bu sene de düştü. Şimdi bunları da görüyoruz biz. Elazığ keza çıktı ve düştü. 2 sezon sonra düştü. Şimdi bakıyoruz ki kalıcı olmak, ligde de kalıcı olmak güzel aslında. Biz burada Karşıyaka'yla birlikte en eski takım olduk. Diğer takımlar çıktı, indi, düştü, çıktı. Ama biz 9 sene oldu. Evet. Yaklaşık 2007'de çıktık abi. 8 senedir bu ligde Karşıyaka'yla biz kaldık galiba bir tek. Evet. Kalıcı olarak kaldık. Ama artık diyoruz ki bizim de değişmemiz lazım diyorsun. Yani. Yukarı çıkarak inşallah. Çıkalım, inmeyelim de çıkalım. Biraz o ligin havasını biz gençliğimizde çok soluduk. Çünkü 92'de Bolu Spor Şenol Hoca vardı. 92'de düştü. 92'de bu kadar. Bence söyleyebiliriz. 25 sene önce Bolu Spor 25 yıldır o gün doğanlar, bugün 25 yaşında Süper Ligi görmemiş gençlerimiz var. Gençlerimiz artık yaşlılığa doğru ilerliyorlar. Fazla uzamasın diyoruz biz bu işi. Biz de. Ve Süper Lig'in değişik bir havası da var. O futbolcuların vitrinini, görselliğini de farklı boyutlara taşıyacak inanıyorum. Çünkü hepiniz geçen sene Akhisar çok fazla kadrosunu da oynatmadı. Osmanlı Spor geçen sene çıktı. Kadrosunu büyük ölçüde muhafaza etti biliyorsunuz. Şu anda da fena da değiller. Bunun için vitrin de oluyor bu. Vitrini biraz daha genişletiyoruz. Futbolcunun da kazanmaması için, istememesi için bence hiç neden yok aslında. Sadece ve sadece iyi konsantre olup, çok fazla konsantre de yaramıyor biliyorsunuz.
iyi konsantre olup takım arkadaşlarıyla bir bütün olarak takım havası yaratmak diye düşünüyorum. Hep konuşuyoruz ama sen sözü alabilirsin. Ben zaman içerisinde sözünü de alabilirsin. Çünkü zaman içerisinde biz konuşa konuşa artık böyle misafir olduğunda bazen unutuyorsun. Kusura bakmayın, böyle çok fazla konuşuyoruz. Onun için sizlerle bulmuşken sezon başında biz genelde tüm antrenörleri alırız, futbolcuları alırdık geçmişte. Futbolcuları da hep bunları anlatırdık. Yani ne var? Ya Bolspor'da eksik olan ne var? Herkes aynı. Sizin söylediklerinizi söylerdi. Hiçbir şey eksik değil. Bu takım niye başarılı olamıyor? Biz düşünürdük. Biz zaman zaman bunu köşelerimizden yazardık. Burada söylerdik ama siz de söylüyorsunuz şu anda. Bolspor'da her şey var. Ama futbol da var aslında. Sonuçta bazı şeyler biraz geç de olsa biz geç olsun şey olmasın ama geç de olsa bu başarıyı Bolspor yakalar mı diye düşünüyoruz zaman zaman. Ne dersiniz? Mutlaka yakalayacaktır. İşte türbinler mesela sizi inanılmaz destek veriyor mu, vermiyor mu? Veya beklediğiniz destek türbinlerden geliyor mu? Bunlar da değerlendiriyor. Az önce çok güzel bir şey söyledin. İşte düştüğümüz senede Doğan Çocuklar şu an 23-25 yaşlarında. Bu insanlar Süper Lig'i görmemiş ama Süper Lig maçlarını izliyorlar. Evet. Boluspor'da Allah'ın izniyle Süper Lig'e çıktığı zaman bu insanlar gelecekler, kendi takımlarını destekleyecekler. Evet, İşte bir Ankara'ya gidip Fener'i veya Galatasaray'ı, İstanbul'a gidip izlemeyecekler. Evet. Diyecekler ki onlar buraya gelecek nasılsa. Bu tribünleri dolduracaklar. Evet. Deplasmana otobüsler kaldırıp İstanbul'da Boluspor'u desteklemeye gelecek. İşte bu gençler Süper Lig'i görmediği için, Boluspor'la Süper Lig'i görmedikleri için farklı takımlara yönelebiliyorlar. Ama biz burada o sportif başarıyı yakalarsak inşallah bu sene, diyecekler ki kendi şehrimizin takımı. Biz neden başka takımı sorun? Geldiği zaman Fenerbahçe'yi burada boğarız biz taraftara. Neden boğmayalım? Çünkü stadımız 12 bin. Kaç kişi bizim? 12 bin. 1000 kişi Fenerbahçe. 11 bin kişilik bir taraftar grubumuz olacak ki dolduracaklardır mutlaka. O zaman da statta yapılır zaten. Aynen öyle. Statta yapılır. Yani çok daha güzel, çok daha farklı şeylerle konuşuyor oluruz burada. Evet. Dediğiniz gibi o gençlerimizi sportif başarıyla inşallah biz tribünlere çekeceğiz. Burada başlangıcı yapacağız. Süper Lig'de de inşallah onlarla birlikte çok daha iyi şeyler yapmak edelim. Tabii hayalleri biz kuralım. Gerçekleri siz yaşatın. Diye. İnşallah. İnşallah. Bir de şeyi soracağım. Şimdi geride 10 maç kaldı. Hem Luiz'e hem Adem'e. En üzüldüğünüz maç. Yani hani mutlaka bütün puan kayıplarına üzülürsünüz de. Ama öyleleri vardır ki. Yani hani hani yıkıldım maya işte hani ya 5-0 yenilsek bu kadar üzülmezdim dediğiniz maçlar oldu. Mesela hani senin Luiz'e takım olarak en üzüldüğünüz maç. Takım olarak yani, Luiz ne düşünür bilmiyorum ama ben kendi adıma şöyle söyleyeyim. Alanya maçında kimsenin o şekilde bir üzgünlük yaşadığını düşünmüyorum. Çünkü hak ederek yenildik biz o maçı. Ama en çok üzüldüğümüz maç bence Karşıyaka maçıydı. O kadar iyi oynayıp pozisyonlara girip hiç olmadık bir şekilde bir penaltıyla yediğimiz o gol bizi çok üzdü o hafta. Bilmiyorum Luiz ne düşünüyor? Luiz mesela kaçan pozisyonlarda arkadaşlarına Türkçe mi sesleniyorsun? Yoksa kendi dilinde mi kızıyorsun? Bazen kızıyorsun, hakeme kızıyorsun. Kırmızı kartla atıldı maçta. Hakem orada bir şeyler söyledi ama Türkçe mi söyledi? Yani? Bir şeyler anlatmaya çalışıyor da hakem orada. Yakından kapatacak. Yo hablé que va a tomar multa porque este no fue vermelho. No fue rojo. Hani bu kırmızı kart doğru bir karar değil, bununla ilgili ceza alacaksın dedim bu şekilde konuşurken. Evet. Yeri gelmişken söyleyeyim, ceza alacak dedi. Biz burada işte Karşıyaka maçı oynadık. Olmadık kararlarla, olmadık bir penaltıyla bizi hani tabiri caizse katleden hakem ama öbür hafta ödüllendirilip Osmanlıspor'da Süper Lig maçı yönetti. Tabii. Yani şimdi bu hakemleri de denetlemelerini gerçekten lazım. Çünkü çok formsuz maçlar yönetiyor. Evet, yani şimdi rakip takımdaki arkadaş hepsi bizim arkadaşlarımız. Evet. Top bizden çıkıyor. Şey veya onlardan çıkıyor. Tacı onlara veriyor. 5 dakika sonra top bizden çıkıyor. Tacı bize veriyor. Yani çok uyumsuz da yardımcı hakemleriyle çok hani uyum içerisinde değiller. Dördüncü hakemleriyle uyum içerisinde değiller. Onların da formlarını yükseltmeleri gerekiyor. Yalnız zaten bu hafta Karabük maçını
üreten hakem şöyle hoşuma gitti. Etki altında kalmadı. Yani gördüğünü çaldı. Tamam hataları olabilir ama yani eyyamcılık yapmadı. Ne Karabük lehine, benim gördüğüm tabii saha içinde siz birebir daha yaşıyorsunuz ama yani belki takdir hakkımı kullanıyorum deyip birçok düdüğü veya çok kritik düdükleri Karabük lehine çalabilirdi ama sonlarda falan bir iki tane hani çalmak zorunda kaldı. Aynen. Ama genelinde bakıldığında hani bir karşı yaka maçının hakimiyle ben bir tutamam mesela. Kesinlikle. Bilgen'de bir tutamam. Yani öyle bir yani çünkü Abdülkadir Bilgen'in yönettiği maçların hepsinde biz maalesef hani biz de abuk subuk oynamışız. Hakem de hani abuk subuk derken kötü manada söylemiyorum. Mutlaka, çok gol kaçırmışız. Mutlaka. Bilmemci olmuş falan filan. O yüzden diyorum yani. Ya, bu haftaki hakem evet iyi niyetli, iyi maç yönetti. Biz öne geçtikten sonra Karabük'ün yaptığı baskıda yani bazı gereksiz foller çaldı. Evet. Ortada hani gittim dedim ki hani hocam bizi burada ezdirmene gerek yok. Öne geçtik. Evet. Geçebilirdi yani ama bizi burada ezdirme dedim. Hani sakın ha baskıya yanılıp ezdirme. Çünkü keza orada bizim Hernandez'in yaptığı sarı kart ama Recep'in yaptığı kırmızı karttı. Döndü vurdu resmen. Evet. Orada yaptığı kırmızı kart. Evet. Ama bizim Hernandez sarı kart gösterirken uyarmadı bile. Dedim ki bak bu yanlış. Hayır dedi vurdu. Dedim diğeri döndü ona vurdu. Sen faulünü verirken bizim Hernandez tamam. Evet kartlı faul yaptı mı yaptı. Sen oyunu durdurdun. Ama durdururken Recep döndü vurdu. Ona da bir sarı, en azından bir sarı kart yok diyor öyle bir şey. Dedim ki bak bizi burada ezdirme. Sadece biz senden bunu istiyoruz. Sen normalde ne güzel maçını yönetiyordun. Bu şekilde devam etmeni istiyoruz dedik. Onun haricinde hani birkaç düdüğün dışında bence çok ben kötü maç yönetmedi. Yani, bizim açımızdan da, Karabük açısından da. Çünkü çok da onlar da çok itiraz etmediler açıkçası. Evet, yani sağ içinde çok gerginlik olmadı. Yani ben hani yok. bazı maçlar vardır. Yani böyle çünkü Karabük için de önemli bir maçtı. Bospor için de önemli bir maçtı. Evet. Yani her anda bir kıvılcım belki çok daha sıkıntılı bir hale getirebilirdi. Oyuncular da iyi niyetliydi. Oyuncular, iki tarafın oyuncuları da iyi niyetliydi. Aynen öyle. Yani o yüzden güzel bir maç oldu. Futbol oynamaya çalıştılar. Hataların dışında yani hani olmayan şeyde olmayan bir pozisyonu işte penaltıydı bilmem neydi hani neydi, öyle bir kafasında yoktu yani. Aynen. Hatalı düdükler çaldı ama hani ben her zaman diyorum Türkiye'de şu anda Süper Lig'de maç yöneten hakemler var. Çoğu şovmen. Çünkü niye? Boluspor'un ikinci ve üçüncü ligde oynadığı dönemlerde hepsi buraya geldiler. Evet. Hepsi buraya geldiler. İsim vermek istemiyorum. Yani birçok kulüp başkanı resmen benim gözümün önünde emniyet müdürlerinin önünde tehdit ettiler başkanları. Dediler ki adam gibi maç yönet lan diyor. Yani şu anda iyi bir hakem. Evet. Benim gözümün önünde oluyor. Ve ikinci yarı sahaya çıkıyor. Penaltı kırmızı kart. Rakip maçı alıyor gidiyor. Bak ben bunları gördüğüm için ya, şu anda. Onu yani, görmene gerek yok. Yani. Bu hafta Trabzon başkanı alıkoydu hakemleri. Abi, diyorum alıkoydu. Ki, bak, bundan sonra Trabzon'a gidecek hakemlerin yöneteceği maçta rakip takımların o hakeme güvenlerini düşün. Yani bunlar da yaşanmış, yaşanıyor. Diyorum, yani hakemlerimiz artık göz önü yaşanıyor bunlar. Hakemlerimiz değil. Şimdi Adem'in dediği gibi yani baktığınız zaman zaten bir kültür seviyesine sahipler. Yani öyle cahil bilmem ne falan filan değil yani bunlar düzgün aydın insanlar. Öyle hani iyilik kötüyü doğruyla yanlış ayırt edebilecek insanlar ama yani çıkıp da abuk subuk maçları abuk subuk kararları verdiğin zaman hani insan diyor ki lan ne oluyoruz ya? Yani tamam ver penaltı da hani olan bir şey yok. Ver işte mesela taç veriyorsun ya rakipten çıkıyor bu görülüyor yani bunu senin yan hakemin de görüyor o dönüyor gol oluyor senin kalene bu sefer bir tane hakem yok 4 tane hakem var hatta Süper Lig'de çizgi hakemler var yani 6 tane hakemle getiriyorsun buna rağmen hala bu konularda orta hakem bazı konularda inat edebiliyor. Çünkü onların kulaklıkları var. Telsizle haberleşiyorlar. Kesinlikle. Yani eskisi gibi bayrak kaldırma falan hemen ağzını alıyor. Faulsa faul, taçsa taç bunları söylüyor zaten. Ama orta hakemler saha içerisindeki hakem tiryosuyla bağlantısında bir sıkıntı yaşanıyor galiba. Bunlar hata yapmaz demiyorum. Nasıl futbolcu altı pastan boş kaleye gol kaçırıyorsa o da bir hatadır. Hakem de hata yapacaktır ama hatalar bilhassa küçük takımlar daha doğrusu büyük takımlar aleyhine küçük takımlar aleyhine olduğu zaman
tabii ki biraz sıkıntı yaşanıyor. Mutlaka. Yoksa hakemlerin hata yapmayacak diye bir kuralı yok. Sonuçta onlar da insan. Nasıl futbolcu gol kaçırıyor, futbolcu penaltıya sebebiyet veriyor, takımı olmayacak yerde kırmızı kartla yalnız bırakıyor, bile bile hareketler yapıyor. Hakemin de isteyerek yaptığını düşünmediğim durumlar için özellikle altını çizerek söylüyorum. Hakem de bazen hatalı kararlar verebiliyor ama bu süreklilik arz etmemeli. Az önce söylediğinde gittiğin yerde takımı da ezdirmemeli. Tamam, faul verdi ama bir takımı da illaki yani bir takım 10 kişi kalmış. 11 kişi oynayan takımdan bakıyor artık hangisini atsam da takımı dengeye düşürsem diyen hakemler var yani. Ya gözün ki biraz Antep maçında öyle olmuş yani. Biraz dengeledi. Yani adam kambura yattı rakip. Yani. Yani Luis orada ne yapacak? Yani adam kambura yatıyorsa. Adam kendi söylüyor hiçbir şey yapmadı. Yani kambura yattı. Luis pozisyon gereği de düştü. İki takımı dengeleyeyim futbolcuları diyen düşünen işte hakemler var. Bunu yapmayacak yani. Şimdi bunu yapmadığı zaman zaten Türk futbolu yani bir adım atmış olacak ileriye doğru. Şimdi siz kimseden zaten dört dörtlük şeyler beklemiyorsunuz. Hakem de insanlar. Yeri geliyor siz biz televizyonda izlediğimiz bir maçı yorumlarken tabii ya. 10 kere çelişki düşüyorsunuz. Siz de birlikte. Saatlerce aynı pozisyonunuzda evet. O saniyede salisede karar veriyor. Evet. Bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Evet. O da hakemler insanlar hata yapabilir. Bizim istediğimiz sadece biraz daha dikkatli olmaları. Diyaloglarıyla futbolcularla biraz daha dikkat etmeleri. Bu kadar. Yoksa biz onlardan yani haşa bize bizim lehimize sürekli düdük çalmasını veya lehimize düdük çalmasını istemiyoruz. Sadece biraz daha dikkat edilmesini ve bunları denetleyenlerin de biraz daha onlara dikkat ederek denetlemelerini istiyoruz. Dünya futbolunda işte Türk futbolunda aklıma çok gelmiyor. Yani hani o hakem mi bu hakem mi demek işte iyi miydi güt mü? Her hakem düzgün yönetmeye çalışıyor. Buna itiraz etmiyorum ama dünya geneline baktığımız zaman Pierre Luccicollina vardı. Yani adamın hiçbir kararına kimse itiraz etmezdi kolay kolay. Niye? Onun samimi olduğunu bilirdi yani. Futbolcu da, yönetici de, taraftar da samimi olduğunu da bilirdi. Burada bir İngiltere maçı vardı evet, Türkiye. Abi. Penaltı verdi. Penaltıydı yani. Vermesi gerekiyordu. Şimdi onu hani iyi bir hakem zaten es geçmez. O maçta vardı. He. Sen daha bir izlemiştin herhalde Fenerbahçe stadında. Rüştü Sarıcıoğlu stadında. Şükrü Sarıcıoğlu stadında izlemiştin. Penaltıyı da şey attı. Beckham kaçırdı. Kaçırdı. Ama penaltıydı. Ama evet. Kimse de kızmadı adama yani. Ama penaltıydı yani. Ama hani şimdi ben hep yıllar geçse de insan hani hep kafasında kalıyor. Mesela işte Karşıyaka maçında yediğimiz bedava gol. Aynen öyle. Hani belki bu orada kaybettiğimiz iki puan biz belki ilk altıdan veya ilk ikiden edecek. Bunu bilemiyoruz yani. Bilemiyoruz. O yüzden insan aynen. Kızıyor. Yani o yüzden tabii inşallah bundan sonra bütün takımlar için hakemler daha böyle az hatalı maçlar yönetirler. İnşallah. Yoksa bozuk tutsunlar. Öteki kesinlikle öyle bir şey yok. Aynen. Kesinlikle. Zaten öyle bir derdimiz yok. Aynen. Yani o yüzden evet programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz zaten. Bir Ümraniye maçımız var. Kupa maçımız var. Biraz zaten gruplara kalmak istiyor yönetim ve futbolcular da yani. Gruplara kalır mı bu takım? Bu takım gruplara kalır. Biz şu an kupa maçları için konuşuyoruz tabii. Lig maçını bir kenara koyduk. Ümraniye maçıyla kazanırsak inşallah gruplara kalacağız. Takımımız 28-27 kişi. 28 kişi. Bizim takımımızdan biraz sıksak 3 tane ilk 11 çıkartacağız. O yüzden çok geniş bir kadroya sahibiz. Ve her oyuncunun yerini doldurabilecek şekilde oynuyor burada. Ve doldurabilecek kalitede. Ben bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ümraniye maçıyla biz o Türkiye Kupası'nda gruplara kalacağız. Evet. Gruplara kaldığımız zaman hiç olmazsa bazı Süper Lig takımlarıyla burada maç yapma şansı. Şehri de havaya sokma şansımız olacak. Şehri de havaya sokabileceğiz. Evet. Evet. Artık Luis'den başlayalım. Son cümlelerini versinler. Luis'den başlayalım. Luis tabii bununla 10 maç geride kaldı ama lig uzun bir maraton. Her maç önemli. Atılacak her gol, yenilecek her golün büyük bir önemi var. Boluspor açısından. Bütün takımlar açısından daha doğrusu. Burada bundan sonra tabii camiaya, taraftarlara, Boluspor camiasına, Bolusporluyum diyenlere nasıl bir mesaj vereceksin? Senin beklentin neler? Neler söylemek istersin? Yo quiero que los chicos tengan confianza en ese grupo. Que si Dios quiere, con la fuerza de todo el mundo, vamos subir a primera división y todos vamos ficar felices.
Eu pelo menos vou ficar muito feliz porque vou entrar na história de bolo pela primeira vez, segunda vez em Super League. Yani benim diyebileceğim, bize inansınlar, her zaman bize yardımcı olsunlar. Biz de Allah'ın izniyle inşallah bu sezon sonunda Süper Lig'e çıkacağız. Ben de tabii Bolu'yu da bunu yaşadığım için ekstra mutlu olacağım. Evet. Bolu'na tabii Süper Lig'e inşallah çıkar Bolu Spor. Yani temennimiz o yönde ama yani çıktı veya çıkamadı. Kalmayı düşünüyor mu? Bolu'yu nasıl, yani programın sonu ama Bolu'yu şehir olarak, ortam olarak nasıl değerlendiriyor? Eu penso em ficar porque tenho 33 anos e tenho oportunidade de continuar minha carreira cá em Bolo, se o presidente me quiser cá, eu quero terminar minha carreira cá porque a cidade é muito pequena, mas boa para a família, para o ninho. Me gosto dos chicos a cada da maneira de viver, entende? Uma experiência muito boa para mim. Yani ben isterim tabii, 33 yaşına geldim, biraz da kariyerimin sonlarındayım ama hani başkanımız kal derse kalmak isterim açıkçası. Evet. Burada ailem için de hani yaşamak için Bolu bence iyi bir yer. Arkadaşlarımı da seviyorum. Evet. Yani kalmak isterim. Evet. Bu mesajı da aldık. Teşekkür ediyoruz. Başından devamını izliyoruz. Adem sen neler söyleyeceksin? Sen de kısa bir ayrılıktan sonra geldin Bolu'ya. Evet. Bolu seni sevmişti. Sen Bolu'yu sevmiştin. Gidince de taraftarımız da gerçekten üzülmüştü sen Antalya Spor'a. Evet. Ama tabii profesyonel bir oyuncusun. Sen de mutlaka geleceğini düşünmek zorundasın. Şartlar o zaman onu gerektirmişti. Gittin ama sonuçta nasip. Ekmeği nasip, burada nasip. Yemek, suyu kesinlikle, burada içmek kesinlikle. Varmış. Yani tekrar Bolu'ya döndün. Şu anda Bolu Spor'un başarısı evet. için gerçekten diğer arkadaşların olduğu gibi sen de büyük bir çaba sarf ediyorsun. Buradan Bolu Spor camiasına, özellikle taraftarlarımızda Karabük'te çok iyiler. Teşekkür ediyorum. Yani evet, sonuna kadar takımı desteklediler. Bolu Spor taraftarının takımlarına ne kadar sevdiğini bir daha ortaya koydular ama iş bundan sonra başlıyor. Yani Bolu Spor çünkü hedefi olan bir takım, hedefleri olan bir takım. Burada neler söyleyeceksin? Çok da aslında evet uzatmamızın anlamı yok. Şimdi taraftarlarımız her şeyi görüyorlar. Onlar da çok bilinçliler artık. Gerçekten Karabük'e geldiler, bizi sonuna kadar desteklediler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Hepsinin ayaklarına, ellerine, ağızlarına sağlık. Bundan sonra da aynı desteği artarak sağlamalarını istiyoruz. İnşallah da böyle olacaktır. Bu hafta dediğim gibi Elazığspor maçında ben tribünlerimizi çok daha farklı göreceğimi düşünüyorum. Çünkü Elazığspor'u yenersek Allah'ın izniyle biz 3 yıldır yakalanmadığımız o ilk 6 potasına gireceğimizi hedefliyoruz. Girmeyi hedefliyoruz. 6 veya 7. sıraya çıkacağımızı düşünüyoruz biz bu Elazığspor maçını kazanırsak. Ve yukarıda olan puan farkında azaltacağız. Minimize edeceğiz onu. Bu konuda herkesten desteklerini sonuna kadar esirgememelerini istiyoruz. Çok da fazla söylenecek bir şey yok. Taraftarlarımıza gelenlere ve gelmeyenlere teşekkür ediyoruz. Bundan sonra daha fazla ilgi açıkçası bekliyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Ben de yayın içinde çok teşekkür ediyoruz. Bizleri de ettiğiniz, konuşma fırsatı verdiğiniz geldiniz. İçin. Teşekkür ederim. Evet. Abi, sen neler söyleyeceksin? Zaten 2 haftalık bir ayrılık vardı. Mecburi. Yani yok be Mustafa. Biz ayrı da kalsak izliyoruz. Evet. Sizleri de izliyorum, maçları da izliyorum. Bütün spor severlere buradan diyoruz ki Bolu Spor inşallah kaptanın da söylediği, Luis'in de söylediği gibi başarı diliyoruz. Çünkü amacına ulaşacak gibi görüyorum ben bu sene. O benim önce konuşmuş olmayayım ama amacına ulaşacakmış gibi görüyorum bu sene. Ümraniye maçında da inşallah olası bir başarı bizi gruplara da taşıyacak. Türkiye Kupası gruplarına da taşıyacak. Türkiye Kupası'nın da ayrı bir hazı, havasını da mutlaka Bolu'da bu sene yaşayacağız. Bu da bizim ilkimiz olacak. İnşallah. Eğer olursa inşallah. İlkimiz olacak. Onun için başarılar diliyorum arkadaşlara. Bundan sonraki maçlar için kalan 24 hafta için. Evet. Teşekkürler. Ben de tekrar teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, bu hafta Elazığ spor karşılaşmasında tabii bütün bu spor hem Adem'in hem Luiz'in dediği gibi daha fazla destek olmasını bekliyoruz. İnşallah bu haftadan itibaren Karabük'te alınan galibiyetin devamının bu hafta alınacak Elazığ Spor galibiyetiyle sürmesini temenni ediyoruz. Bolu Spor'un da bu gücü var. Buna
canı gönülden inanıyorum. İnşallah oyuncularımız, teknik heyetimiz için bilincinde. Boluspor için yani Boluspor zorluklarla bir yere gelmek istiyor. Yani bir yere gelmek için çaba sarf ediyor. O yüzden zor elde edilen başarılar her zaman daha tatlı, daha güzeldir bence. Daha kalıcıdır. Daha insanı manevi olarak mutlu eder. İnşallah Boluspor'da zor bir dönemi geçirerek hedeflediği yere gelir. En güzeli bu. Boluspor sezon başından beri bize bunu gösterdi. Yani biz rahat rahat çok maç seyredebileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü Boluspor böyle biraz daha heyecanı ilklerimize kadar yaşamamızı istiyor bizim. O yüzden ama inşallah Boluspor şu ana kadar geride kalan 10 hafta benim gördüğüm kadarıyla Boluspor yani biraz daha form düzeyi biraz daha yükselirse rahatlıkla ilk 6'ya kalabilecek bir görüntüde. Yani ilk 2'de olabilir. Niye olmasın? Çünkü neyimiz eksik dediğimiz zaman inşallah yönetim ve teknik heyetin hedefleri var. Futbolcuların hedefleri var. Boluspor'un daha iyi yere gelmesi için hepimiz çaba sarf ediyoruz. Yaptığımız eleştiriler o yönde. Taraftarlarımızın desteği o yönde. İnşallah bu yerden kısa sürede geliriz diyorum ben. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak üzere diyorum. Cumartesi günü de bütün Boluspor taraftarlarını Elazığspor karşılaşmasında Boluspor'un yanında olmaya davet ediyoruz. Boluspor'a da başarılar diliyoruz. Hepinize iyi geceler.